Nefis Lezzeti Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün çöp şişte hamsi kızartması yapacağız. Çok güzel bir hamsi çöp şiş yapacağım. Bakın hamsi benim burada. Ne kadar derseniz yarım kilo hamsi yeterli. Çok fazla alamadım. 150 lira kilosu. Biraz da yanına karamelize soğan yapacağım. Hamsinin yanında çok da güzel gidecek. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasın. Hemen başlayalım. İlk önce karamelize soğanı hazırlayalım. Koyalım ki o bir taraftan pişsin. Özellikle de bahçeye çıktım ki balık kokusu içerilere girmesin, dışarıda olsun. Hep birlikte hadi yapalım bakalım. İlk önce ne yapıyoruz? Şimdi balıklarımı hazırladım daha önce de. Şöyle onları kenara alacağım. Tenceremde de karamelize soğanı yapacağım. Burada soğanlarım var. 4 tane soğan doğradım. Yani soydum, yıkadım, hazır, doğramadım henüz. Şimdi soğanları doğrayacağım. Burada da karamelize soğanı ekleyeceğim. Malzemeler var. Neler var? Kırmızı pul biber, nane, kimyon, karabiber, tuz ve şekerimiz var. Unumuz burada. Unumuzu da balık için kullanacağız. İlk önce hadi başlayalım soğanlarımızı doğramaya. Soğanları yıkadım. Piyazlık gibi doğrayacağız ama çok da ince olmasın kızlar. Şöyle biraz kalın kalın. Bakın. Şöyle doğrayacağız. 4 tane soğan hazırladım. Tabii çok gerisi zaten zararı olmaz. Karamelize soğan biliyorsunuz çok lezzetli oluyor. Balığa da çok yakışıyor. İşte böyle iri iri doğrayacağız. Soğanlarımızı doğradık. Hazır. Şöyle iri iri doğradım. Bu şekilde yapacağım. Hemen şimdi ocağı yakacağım. Küçük tüpte pişireceğim. Bir taraftan da balıkları hazırlayacağız. Hemen ocağı yakalım. Tenceremizi koyduk. İçine biraz sıvı yağ döküyoruz. Çok fazla değil. Çünkü karamelize olacak. Sıvı yağın içine soğanları bırakalım. Üzerine biraz tuz. Toz şeker. Şeker olmadan karamelize olmaz. Şimdi bu yavaş yavaş karamelize olmasını bekleyeceğiz. Çok açmayalım. Böyle kapatalım ki çabuk olsun. Bir bakalım. Şu anda çok fazla kıstım. Birden yanmasın, taşlanmasın diye. Soğanlarımız karamelize olsun. Soğanımız karamelize olurken biz de çöp şişlerimizi hazırlayacağız. Şunları indirelim. Unumuz burada. Şöyle döküyoruz unumuzu. Normal beyaz un kullanıyorum. İsteyen mısır unu kullansın. Şöyle balıklarımızı da bırakıyoruz unumuzun içine. Çöp şişlerimiz burada. Şöyle bir karıştıralım. Güzelce unlansın. Güzel bir bakın. Her tarafı unlanması lazım ki çıtır çıtır olsun. Bu şekilde unladık. Şimdi dizeceğiz. Çöp şişlerimiz var burada. Hemen çöp şişlerimize dizmeye başlıyoruz. Çok kolay bir şekilde böyle dizeceksiniz zaten. Yarım kilo olduğu için çok çabuk olacak. Daha önceden temizledim, tuzladım. Bir saat önceden en az temizleyip tuzlamanız lazım ki balık tuzunu alsın. Bak
Bakın bu şekilde dizeceğiz. Şu şekilde dizeceğiz. Kaç tane olursa artık. İki, dört, altı. On tane dizeceğim. Yeterli. Biraz pişmeye yer kalsın. Tutmak için yer kalsın. Bu şekilde dizeceğiz. Devam ediyoruz. Çok kolay bir şekilde hemen olacak zaten. Hemen burada soğanımıza da bakalım arada. Karıştıralım. Evet, çöp şişlerimi bitirdim. Toplamda 6 tane, 16 tanelik çöp şiş oldu. 1-2 tane de fazla geldi. Onları da başlarına ekledim. Bunlar hazır. Şimdi karamelize soğanımız burada pişiyor. Hemen ona bakalım. Daha sonra da balıkları pişireceğiz. Gördüğünüz gibi soğanlar suyunu saldı. Gördünüz mü? Yumuşacık oldu. Böyle kapağını kapattırsanız çok daha güzel olur, çabuk olur. Saatlerce beklememize gerek yok. Hiç hızlandıralım. Daha hızlı olsun. Henüz baharatları vermedim ki hemen dibine yapışıp yanmasın. Biraz soğanlar pişsin diye. Baharatları son aşamada vereceğiz. Şimdi baharatlarını ilave ediyoruz. Burada ne vardı? Kimyon vardı, karabiber vardı, kırmızı pul biber ve nane var. Bunları şöyle ilave edelim. Mis gibi koksun. Oh, çok güzel oldu. Bakın. Pişti zaten. Karamelize soğanımız hazır oldu. Hemen alalım. Tavamızı ocağa koyduk. İçine biraz sıvı yağ döküyoruz. Şöyle. Yağımız ısınsın hemen. Balıklarımızı koyacağız. Dört tanesini koydum. Kalan iki tanesini de sonra pişireceğiz. Şu şekilde unlarını serpiştirip pişiriyoruz. Bir bakalım. Daha henüz olmadı. Böyle biraz kızarsın, çevireceğiz. Bakalım bakalım. Hop, bu şekilde çevireceğiz.
Sakin sakin. Kızarmaya başladığında şöyle elinize bir peçete alırsanız çok daha kolay bir şekilde dönecektir. Böyle. Tanesini düşürdük. Neyse o kadar olur yani. Hop. Evet. Diğer tarafları da pişsin. Daha sonra çıkaracağız. Olana kadar kızartacağız. Daha sonra servisine başlayalım. Kalanı da kızartırım. Evet, balıkları kızarttık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızardı. Servisini yapacağım. Kalanları da pişireceğim daha sonra. Bunları da beklesin. Hemen servisine geçelim. Karamelize soğanlarımız hazır burada. Şöyle alt kısmı biraz karamelize soğan koyuyoruz. Çok güzel oldu yalnız. Biraz bol yaptık karamelize soğanımızı. Şu şekilde bakın. Alt kısma karamelize soğanları koyduk. Şimdi üzerine de balıklarımızı koyacağız. Şöyle tutalım. Elimiz yanmasın. Şöyle bir tanesini koyduk. Çıtır çıtır oldular. İki tanesini koyduk. Öf, mis 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 süper. Şunları da tutalım. Evet. 4 tanesini pişirdik. Soğanlarımın üzerine koyduk. Çöp şişte hamsi kızartmamız hazır. Altında da karamelize soğanlarımız var. Mis gibi doldu. Daha pişecek. Bakın burada 2 tane çöp şişlerimiz var. Bunları da pişirelim. Bu bize yeter. 3 kişiyiz evde şu anda. 3 kişi rahatlıkla bu tarif doyurabilir. Hemen kalan çöp şişlerimi pişireyim. Daha sonra servisinde buluşuruz. Evet, bunlar da hazır oldu. Hemen indirelim. Bunları da çıkaralım. Hazır. Karamelize soğan hazırladık altını. Üzerine de çöp şişte balıklarımızı pişirdik, kızarttık. Çıtır çıtır mis gibi de oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir alternatif olmuştur sizlere de. Siz de yaparsınız. Çok kolay, çok basit. Hep birlikte yaptık. Hadi tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.